Ben makyaj yapmaya ilk olarak makyaj markalarıyla çalışarak başladım. Ve bu süre zarfı içerisinde kendimi geliştirmek için eğitimler aldım. Teknikleri araştırdım, tekniklerin üstüne gittim, tekniklerin hepsine böyle bir baktım. Ve yüzlerce insanın yüzünde pratik yapma şansım oldu. Daha sonrasında profesyonel fotoğraf ve video çekim sektöründe çalışmak üzere değişik bir sektöre geçiş yaptım. Yine makyaj yapmak için. Burada çalışırken fark ettim ki makyaj dünyasındaki bu teknikler aslında zaman aşımına uğramış. Yani aslında sonuç vermiyorlar, aslında işe yaramıyorlar ve ben bunu fark edince böyle eyvah şimdi ne yapacağız falan oldum yani. Hani ünlülerle çalışıyorum, bugüne kadar teknikleri öğrenmişim, araştırmışım ve sonuç vermiyorlar. Neyse ki yüzlerce insanın yüzünde pratik yaptığım için hızlıca kendi tekniklerimi geliştirmiştim zaten. Hızlıca kendi tekniklerim üzerinden kendi tarzımı yaratmaya karar verdim. Ben insanların yüzüne bakıyorum ve insanlar güzel mi, çirkin mi diye düşünmüyorum. Çünkü bu benim mesleğim. Mesleğim olduğu için hiç düşünmüyorum, aklıma gelmiyor. Bu güzel mi, çirkin mi gibi bir şey düşünmeden onun kendi yüz hatlarını ortaya çıkartmak için boyutlandırıyorum. Bunu en iyi bir şekilde yapabilmeye çalışıyorum ve en az ürünü kullanarak yapmaya çalışıyorum. Daha sonrasında da konsept olan makyajı üzerine ekliyorum. Bu oluşturduğum tarzımla birçok önemli projede birçok önemli ünlünün makyajını yapıyorum. Sizler de benim makyajlarımı işte billboardlarda, işte televizyon ekranlarında, işte böyle binaya giydirilen dev markaların reklam çalışmalarında mutlaka görmüşsünüzdür. Benim yaptığımı bilmeseniz bile işte karşınıza bir şekilde çıkmıştır. Neden söylüyorum bunu? Hava atmak için değil tabii ki. Bu oluşturduğum teknik işe yarıyor. Yani ben bu tekniği oluşturdum ve bu tekniğin işe yaradığını aslında Türkiye'deki en iyi işlerde çalışarak da kanıtlıyorum bir yandan. Ve ben bu tekniği Self Makeup adını koydum. Self Makeup adını koyarak da kitabımda kadınların faydalanması için anlattım en anlaşılabilir bir şekilde. Ve yine bu kitabı yazarken ben düşünmeye başladım. Kadınlar 5 yaşlarında makyaja ilgi duymaya başlıyorlar. 5 ile 7 yaş arasında da ellerine geçirdikleri ilk malzemeyle yüzlerini boyamaya, pratik yapmaya başlıyorlar. İşte bilirsiniz böyle bir boyalar bir şeyler. Ama 20'li yaşlarına geldikleri zaman genellikle profesyonel olup bu kendilerine uyum sağlayacak, içlerine sinecek makyajı yapamıyor oluyorlar. Ben bu konunun üstüne çok fazla düşündüm kitabı yazarken neden acaba diye. İşte burada kendi yolculuğumdan esinlenerek dedim ki işte teknikler yanlış. Self make-up'ın üstüne ben yanlış teknikleri de kitapta anlattım. Neden işe yaramadıklarını da anlattım. Sonrasında geri bir konu kalıyor. Bugün benim burada olmamı sağlayan konu bu. Kişilerin güzellik algıları. Yani bu kişilerin güzellik algıları toplandığı zaman modern güzellik algısını oluşturuyor. Modern güzellik algısı nedir? Modern güzellik algısı bir illüzyon arkadaşlar aslında. Bir illüzyon. Bu illüzyonun içerisine girdiğimiz zaman daima güzel olmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Güzelleşmek zorunda hissediyoruz kendimizi ve güzelleşmek için bir şeyler yapıyoruz. İşte erkeksek, İşte kadınsak böyle birilerinin güzellik sırlarını araştırıyoruz. İşte kendimize neler ekleyebiliriz, neler yapabiliriz, güzel görünmek için neler yapabiliriz gibi çabalara giriyoruz. Güzelleşmek zorunda hissederek. Sonuç olarak da güzel olamıyoruz. Güzelleşmeye çabalayan biri oluyoruz. Yani görüntü olarak güzelleşmeye çabalayan birisi gibi gözüküyoruz. Biz bunu yaptıkça rahat edememeye başlıyoruz ve tatmin olamadıkça tekrar ediyoruz. Tekrar ediyoruz, tekrar ediyoruz ve artık bazı insanlar şişecek yeri kalmadı. Yani kollarında, omuzlarında şişecek yeri kalmadı. Bazı insanların kaşları bıyık gibi, bazı insanların kirpikleri fırça gibi. Çok enteresan, bazı insanların dudakları böbrek gibi. Çok komik değil mi? Ben de... Neden böyle oldu? İşte bunun üstüne çok fazla düşündüm, çok fazla kafa yordum. Modern güzellik algısı dediğimiz şey bizi yönetmemesi lazım. Bizim modern güzellik algısını, yani güzellik algılarını bizim yönetiyor olmamız lazım. Onun bizi yönetmiyor olması lazım. Bu nasıl olur? Şimdi sosyal medyada artık o kadar popüler bir şey ki bu. Hepimiz yapıyoruz bunu, hepimiz. Yani hani şu an ben de bazı arkadaşlarım da sizler de mutlaka içinizden yapmıyorum diyeceksiniz. Ama biz hepimiz artık herkesi kolayca yargılıyor olduk.
Yani herkesi o kadar kolay yargılıyoruz ki ve bunu hiç düşünmeden yapıyoruz. Acaba bunun altında ne olabilir diye hiç düşünmeden insanları sosyal medyada ya da işte normal hayatımızda yargılıyoruz. Devamlı yargılıyoruz ve bunu farkında olmadan yapıyoruz. Biz insanları böyle yargıladıkça aslında farkına varıyoruz ki bir yerlerde bizi de birileri yargılıyor aslında. Sonra biz bundan korkunca zeki varlıklarız ya, başkalarının gözünden kendimizi yargılamaya başlıyoruz. O başkasının hiç haberi yok. O masum yani. Onun gözünden kendimizi görüyoruz ve onun gözünden kendimizi beğenmeye beğenmemeye başlıyoruz. Ve bu düşünce kalıbıyla, bu düşünce yapısıyla düşünsenize kendimizi şekillendirmeye kalkıyoruz. Herhangi bir bilgi birikimimiz yok. Bize öneride bulunan insanların da bir bilgi birikimi yok. Ve biz bu konuda asla uzman değiliz. Nereden bu haddi kendimizde buluyoruz bilmiyorum ama insanları yargılıyoruz ve yine kendimiz için de nereden bu haddi buluyoruz bilmiyorum, hiçbir şey bulmadan kendimizi şekillendirmeye kalkıyoruz hiçbir şey bilmeden. Hal böyle olunca da hakikaten iyi ve rahat ve güzel hissetmeyen kişiler haline geliyoruz. Ben meslek hayatımın içinde şundan çok emin oldum ki kişi kendini iyi hissetmiyorsa, güzel hissetmiyorsa, rahat hissetmiyorsa güzel görünemiyor. Yani güzel görünmek için ilk önce iyi hissetmek lazım. Ve her şeyi iyi hissetmek için yapıyor olmak lazım. Başkalarını eleştirme, başkalarını yargılama, bilmem ne, bıdı bıdı işte bunlar kötü şeyler falan değil. Kendin için bunu yapıyor olman gerekiyor. Ben bunu keşfettim. Kendi adıma deneyerek bunu keşfettim. Başkalarını yargıladıkça çünkü aslında kendini yargılıyorsun. Bir anda bir bütünüz aslında hepimiz. Başkalarını yargılamaktan çıkıp, eğer çok yargılamak istiyorsak kendimizi yargılamamız lazım. Aynanın karşısında bir deli gibi geçip kendi kendimize bakıp kendi kendimize konuşmamız lazım. Ya ben bu ruju sürdüm ama senin hoşuna gitti mi bu ruj? Güzel mi yani, bize gitti mi bu ruj? Biz bu ruju taşıyabilir miyiz sokakta? Değil mi? Çok böyle deli gibi. Ben yapıyorum bunu, geçiyorum karşısına. Ya diyorum işte bu pantolonu giydim, işte üstüne de bu tişörtü giydim. Ya zaten ben manken model değilim, oyuncu da değilim. İşte güzelliğimle de para kazanmıyorum. Okeyim ya, gayet güzel tatlı görünüyorum falan diyorum kendime. Çok teşekkürler. Sevmeye çalışıyorum kendimi. Çünkü bu en zor şey. İnsanın kendini sevmesi çok zor bir şey. Konuşurken mangalda kül bırakmıyoruz. Tabii çok bayılıyoruz kendimize. Hani çok ilgileniyoruz, işte sporlar yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ama iş öyle değil aslında. İşin derinine indiğiniz zaman başkalarının düşünce, ya başkalarının sizinle alakalı düşüncelerinden tamamen kurtulduğunuz zaman, kendinize temiz bir zihinle baktığınız zaman o zaman görüyorsunuz. İşte o zaman aynada kendinizi yargıladığınızda, kendi içiniz rahat değilse, o zaman ciddi olarak kendinize bakın. Sağlıklı beslenmeye başlayabilirsiniz mesela. Ben bunu denedim, çok işe yarıyor. Sağlıklı beslenmeye başladığınızda normal orantılarınıza dönüyorsunuz. Yani bu kemiğinizin üstündeki deri kemiğinize tam olarak oturuyor ve iyi görünüyorsunuz. Hani düşünsenize, ben şu an beş beden büyük bir pantolon giysem, üstüme de bilmem ne bir tişört giysem, ayakkabımı da iki numara küçük giysem çok iyi görünemem karşınızda. İyi bir şey daha var, zihnimiz de iyi çalışmaya başlıyor. Yani farkına varmaya çalışıyoruz, görmeye başlıyoruz, anlamaya başlıyoruz, şaşırmaya başlıyoruz. Bir bakıyoruz ki en yakın arkadaşımız değilmiş mesela. Bir bakıyoruz ki eşimiz değilmiş mesela. Bir bakıyoruz ki biz değilmişiz mesela. Yani hani o kadar motive olmak lazım ki. Güzel görünebilmek için o kadar motive olmak lazım ki, yani aynada böyle makyaj yaparken makas almak istemeniz lazım yanağınızdan. O çok beğendiğiniz insanlar öyle yapıyor, ben onlarla çalışıyorum. Çok tatlılar yani, gerçekten sevilmeye layıklar. Anlatabiliyor muyum bu konuyu? Neyse. Çok teşekkürler. İyi görünüyor muyum? Her neyse, şimdi burada tamamen bunlardan arınıp, bu düşünce kalıplarından arınıp gerçekten kendimize ciddi olarak bakmamız lazım. Muazzam bir makinenin içinde yaşıyoruz, düşünsenize. Bunun potansiyelini ortaya çıkartabildiğinde insanlar neler neler yapıyor, neler neler başarıyor. Biz sadece güzelliğin peşine takılıp ve bu kadar yanlış bir şekilde takılıp gidersek,
bunu o kadar yanlış yere kullanmış oluruz ki yazık olur. Yani ben konuya tamamen bu şekilde bakıyorum ve ben bunu başarmış bir insan değilim, sakın yanlış anlamayın. Hep bunun üstüne çalışıyorum. İşte arkadaşlarım bana bir böyle çok moda ya, şimdi storyler atıyoruz birbirimize. Ay şunun kıyafetine bak, bunun ayakkabısına bak, bunun bir şeyine bak diye attıkça böyle duruyorum hemen. Çok da komiktir yorumlarım çünkü işim bu yani, anlatabiliyor muyum? Hani imaj işim. Kendimi tutuyorum artık son zamanlarda, kalp gönderiyorum. Oysa ki önceden neler neler söylüyordum. Şimdi bundan çünkü kurtulduktan sonra fark ettim ki kendimle daha rahatım. Ve karşınıza çıkıp bakın böyle bir konuşmayı yapabiliyorum ki normalde böyle bir konuşmayı asla yapamazdım. Yani kilitlenirdim, kalırdım, konuşamazdım vesaire. Çünkü kendimle alakalı yargılarım vardı kafamda. Onlardan zaman zaman kurtulmayı başarabiliyorum inşallah. Full time kurtulmayı başarabilirim onlardan. Hepimiz başarabiliriz inşallah bunlardan kafamızda. Çok teşekkürler. Çünkü onlardan kurtulduğunuz zaman çok güzel bir şey oluyor. Kendiniz olmaya başlıyorsunuz. Kendiniz olduğunuz zaman orijinal oluyorsunuz. Düşünsenize, hiç kimseye benzemiyorsunuz. Parmak izleriniz nasıl birbirinden farklı? Hepiniz birbirinden farklısınız aslında. Hepimiz birbirimizden farklıyız aslında. Ve kendimiz olmaya odaklandığımız zaman hakikaten çok orijinal, çok özel bir şey oluyoruz. Bilinçaltındaki siyah noktalar diyorum ben bunlara. Burnumuzdaki siyah noktalardan önce bilinçaltımızdaki siyah noktaları temizlememiz gerektiğine inanıyorum ben. Yoksa yani biz bunu yaptıktan sonra kozmetik sektörü o kadar gelişmiş bir sektör ki inanamazsınız. Rihanna bile eline bir fırça alıp markasının adı altında insanlara makyaj yapıyor. Rihanna ya benim işimi yapıyor, düşünsene. O kadar önemli bir iş yani ve o kadar gelişmiş bir sektör. Yanlış yapabilmenizin ihtimali yok. Yani kozmetik sektöründen bir ürün alıyorsanız ve bu üründen memnun kalmıyorsanız büyük bir olasılıkla ya kendinize yanlış ürünü seçmişsinizdir ya da uygulamada hatanız vardır, yanlış uygulama yapıyorsunuzdur. Çünkü ben birebir içinde çalışıyorum. Hangi üniversiteler, wow bu ne ya diyorum yani, bunu nasıl ürettiniz? Hani nasıl insan dokusunu bu kadar iyi keşfettiniz ve bunu ürettiniz, böyle oturuyor vesaire. Hepsi mükemmel ürünler. Dolayısıyla biz bilinçaltımızı temizlediğimiz zaman, biz kendimize bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman, kendimizin farkına vardığımız zaman, kendimizin önemli bir şey olduğunu farkına vardığımız zaman, sizce yeterli bilgi birikimi olmayan insanların önem verir miyiz düşüncelerine veya güzellik önerilerine? Sizce o çok güzel kızın rujunun numarasını öğrenmek peşinde koşup o ruju sürdüğümüzde güzel olabileceğimize inanır mıyız? Ama inanıyoruz şu an. Herkes bunun peşinde şu anda. Ama işte yapmamız gereken olay tamamen bu. Dediğim gibi biz bundan arındığımız zaman, biz bundan kurtulduğumuz zaman, kendimizi başkalarının gözünde güzel görünme zorunluluğundan kurtardığımız zaman, kendi kendimizde bir bütün olduğumuz zaman hakikaten her şeyi çözmeye başlayacağız. Hiç gerek yok gidip başkalarını suçlamaya. Beni çok suçluyorlar mesela. Yorumlar yazıyorlar altına fotoğraflarımın. Ama işte o eleştirilen işleri de yapmamı kitleler istiyor. Ben mesela 5 sene önce çok daha cool işler yaptığımı düşünüyorum geri dönüp baktığımda, ama artık sosyal medyanın etkisiyle bir sürü başka türlü işler yapmak zorunda da kalıyorum. Yani hani biz kendimiz olmadığımız zaman her şeyi değiştirip her şeyi başkalaştırdığımız gibi başka işini doğru düzgün yapmaya çalışan insanların da işini etkileyip sonra onları suçluyor olabiliyoruz. Tamamıyla işin özü aslında iyi hissetmek, güzel hissetmek, rahat olmak, kendine iyi bakmak, kendinin çok önemli bir varlık olduğunun farkına varmak, kendine tekrardan baştan tanışmak, kadın da olsan erkek de olsan bu güzellik yarışlarından kendini çıkartmak, güzellik yarışları diyorum ben buna. Çünkü biz bu yargıları yaptıkça güzellik yarışlarına giriyoruz. Önde güzeller, arkada çirkinler, arada biz. Hep aradayız yani. Ve koşuyoruz, güzelliğin peşinde koşuyoruz ve hiçbir kazanabilen yok. Ulaşamadıkça tatmin olamayıp bu sefer kendimize güzellik işkenceleri yapmaya başlıyoruz. Güzellik işkenceleri diyorum ben buna. Bu güzellik işkenceleriyle de işte bahsettiğim enteresan varlıklara dönüşüyoruz. Bu enteresan varlığı aslında iyi taşıyor olabilsek o kadar muazzam bir şey oluruz ki, düşünsenize, ilham veren bir yaratık oluruz yani, böyle tuhaf, değişik bir yaratık oluruz. Ama bu kadar çaba sarf edip böyle bir şeye dönüştükten sonra da kendimizden utanıyoruz.
Anlatabiliyor muyum? Kendimizden utandığımız zaman asla güzel gözükemeyiz zaten. O beğendiğimiz, hayran olduğumuz, onun gibi olmak istediğimiz kişilerin sadece dış görüntüsüne bakmayalım, hislerine bakalım. Nasıl öyle hissedebiliyorlar acaba? Bunun üstüne düşünelim. Ve biz de kendimize öyle hissedebilmek için elimizden gelen her şeyi yapalım. Umarım her şeyi söyleyebilmişimdir. Çok teşekkürler, çok sağ olun.